Evet, şimdi Sayın Kamalak telefon attığımızda. Sayın Kamalak, iyi akşamlar. Merhabalar efendim, hayırlı akşamlar olsun. Sağolunuz. Evet, biz şimdi iki noktadan da canlı yayınlarımızda son durumu paylaşıyoruz. Büyük bir enerji var adalet yürüyüşünde. Siz neler düşünüyorsunuz? Gelen tepkiler, size ulaşan görüşler nedir efendim? Efendim, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönül arz eder ki, Türkiye'de hakimler var denilsin. Hani bundan 200 yıl önce Alman kralı, imparatoru ya her neyse efendim bir değirmeninden gürültü yapmasına rahatsız olur. O değirmeni satın almak ister. Hayırdır değirmenci? Satmam. Bunun üzerine kamulaştırmak ister, el koymak ister kral. Hayırdır? Hayır. Kamulaştıramazsınız. Ama kralın emri. O kralsa ben de değirmenciyim der. Neye güveniyorsun bu kadar diye devlet adamları tabii ki öfkelenir, tavır koyarlar. Berlin'de hakimler var. Onlara güveniyorum der. Evet. Aradan 2 asır gibi bir zaman geçmiş. Biz isteriz ki Türkiye'de hakimler var. Ama yazık ki bunu söyleyemiyoruz. Adalet mülkün temelidir sözü İslam coğrafyasına aittir. Hazreti Ali'nin söylediği rivayet olunur. Ama Mustafa Kemal de tekrar etmiştir onu. Nereye gidersek gidelim adalet mülkün temelidir. Kim söylerse söylesin. Bu temel sarsılmamalı. Efendim, bir gazetenin, büyük bir gazetenin yayın genel müdürü efendim bir haber yapmış. Haberi kamuoyuna duyurmuş. Bu anayasal görevi efendim devlet sırrıymış. Peki, devlet sırrı olduğunu gazetesi bilmez ki. O da anayasal görevdir. Sonra devlet sırrı dediğimiz şey de devlet ilkelerine uygun olmak zorundadır. Şimdi o zaman deniliyordu ki efendim o tırlar oraya insani yardım götürüyormuş. Ben bir basın toplantısı yaptığımda bir gazete muhabiri temsilcisi sordu. Ne düşünüyorsunuz diye. Dedim ki o tırlar ilk etapta hükümetin başını ağrıtacaktır. Sonra Türkiye'nin başını ağrıtacaktır. Şu an vatandaşlarımızın başını ağrıtıyor ama ileride hem hükümetin başını ağrıtacak hem de Türkiye'nin başını ağrıtacaktır. Ağrıtıyor da zaten. Dediler ki efendim insani yardım götürüyormuş. Ben dedim ki Milli İstihbarat Teşkilatı ne zamandan beri Uluslararası Yardım Kuruluşu'na döndü? Kızılay ne güne duruyor? Ben buradan bu konuşmalarımdan dolayı da sitem edecek hatta küfredecek olan bir takım vatandaşlarım olduğunu biliyorum. Evet. Çünkü yüzlercesiyle muhatap oluyoruz bu Türk küfürlerin. Ama soruyorum el insaf hatırlar kime götürüyordu? Çorba mıydı, makarna mıydı, battaniye miydi? Yoksa şu an kendisine çevrilmiş olan silahları mı götürüyordu? Güneydoğu'da şu an Mehmetçiğin alnına sıkılan mermileri o sandıkları mı taşıyordu yoksa? Bunun hesabını verilmesi lazım. Sayın Kamalak, şimdi dediniz ki küfredenler, tepki gösterenler var konuşmayla ilgili ama bu konuda olduğu gibi çok konuda adalet bir gün onlara da lazım olur. Herkese lazım olacak. Dolayısıyla sadece Gezi'de olduğu gibi birkaç ağaç meselesi değil. Bu da tır haberi meselesi değil. O da çok önemli elbette. Mihenk noktası o ama Türkiye adalet arıyor. Yani adalet ve hukuku kaybettiği adalet ve hukukunu arıyor. Türkiye bir bakma kutsallarını kaybediyor. Kutsallarını. Evet. Bakın küfredenlerin başında hayret ediyorum. Mütedeyyin insanlar geliyor. Bakın mütedeyyin insanlar. Ben onları hatırlatmak isterim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki o mütedeyyin insanlar hatırlatmak istiyorum. Adalet aleyhinize olsa bile gözetiniz. Annenizin, babanızın hatta şahsınızın aleyhine olsa bile adaleti gözetiniz. Zengin, fakir, fark etmek için adaleti gözetiniz. Ama yazık ki şu an
bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesinden çok daha uzak bir şeyle bir de afiş tutuluyor. Evet. Olmaz böyle şey. Adalet herkese lazımdır ama adaletin müdafiğini de ilk etapta mütedeyyin insanlara yapması lazım. Mütedeyyin evet. insanlara küfretmek değil, hakkı savunmak güzel diye düşünüyorum. Evet. Kısa bir değerlendirmede MHP lideri Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu yürüyüşe tepkisiyle ilgili yorumunuzu almak isterim. Efendim, bu yürüyüş belki çare olmayacaktır. Ama şu bunu hatırlatıyor onların tepkisi bana. Hatırlayacaksınız, Osmaniye'de bir yüzbaşı şehit düşmüştü. Ağabeyi yarbaydı sanıyorum Mehmet Alkan. Hı hı. Efendim tabuta kapanmış. Feryat ediyordu. Evet. İhraç edildi görevden. İhraç edildi. Şuymuş buymuş. İhraç edildi görevden. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Başbakan'ın efendim kraması vesaire de o ihraç eden zihniyetin uzantısıdır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kamalar yorumlarınız için efendim. Sağ olun.